Kalp krizi sonrasında uygulanan ilaç tedavisini ek olarak tedavinin bir parçası olarak hastaya bazı ek işlemler de uygulanabilir. Bunlar küçük müdahalelere yönelik prosedürlerden açık kalp ameliyatlarına kadar varabilir. Bu işlemler daha çok STEMI yani infarktüsün daha kritik türü olan ST yükselmeli miyokard infarktüsü geçiren hastalarda uygulanır. Ancak ilaç tedavisinin yanıt vermediği veya kişinin koroner arter hastalığına yatkın olduğu durumlarda bu işlemler NSTEMI yani ST yükselmeli olmayan miyokard infarktüsü geçiren hastalarda da uygulanabilir. Miyokard infarktüsü sonrasında ilaç tedavisi uygulandıktan sonra müdahale anlamında ilk olarak koroner anjiyografi işlemi uygulanır. Bu da aslında kardiyoloğun yani kalp konusunda uzmanlaşmış doktorun Kalpteki damarların bir çeşit röntgenini çekmesini ifade eder. Normal bir röntgende hastanın damarları görüntülenemez. Ancak anjiyografi işleminde kardiyolog hastanın kan dolaşımına özel bir boya enjekte eder. Bu boya da kardiyoloğun kalpteki damarları görebilmesini sağlar. Yani koroner anjiyografi koroner arterlerin ne kadar ve hangi kısımlarda tıkalı olduğunu veya daraldığını görmek için kullanılır. Koroner arterlerin içindeki pıhtılaşmanın yoğunluğuna bağlı olarak kardiyolog kalpteki sorunu çözmek için ne gibi bir prosedür izlenmesi gerektiğini söyler. Koroner anjiyografi bu şekilde görünür. Gördüğünüz gibi bu aslında hareket eden bir görselden ibaret. Bu sayede kişinin koroner arterinin ne kadar sağlıklı olduğuna dair gerçek zamanlı bir görüntü elde edilebilir. Evet. Burada gördüğünüz kalpteki damarlar ve bu da aslında kalbimizin bir taslağı. Buradaki koroner arterde çok ciddi bir tıkanma olduğunu, yani atar damarın daraldığını görüyoruz. Ancak sağ tarafta problemin çözüldüğünü, yani damarın açıldığını görebiliriz. Bu tedavinin bir sonucu. Dediğim gibi, koroner arterdeki pıhtılaşmanın ciddiyetine bağlı olarak kardiyolog kalpteki sorunu çözmek için izlenmesi gereken adımların ne olduğuna dair tavsiyede bulunur. Şimdi de bu adımların birkaçına bakalım. Perkütan koroner girişim veya kısaca PKG adı verilen prosedürde doktor hastanın damarına kateter takar. Buraya çizdiğim mor renkli şey kateter olsun. Bu da aslında doktorların uyluk atar damarına yani femoral artere taktıkları tele benzer bir tüp. Aslında bunun için başka atardamarlar da kullanılabilir ancak genelde uyluk atardamarı kullanılır. Doktorlar atardamardan kateteri takar ve bu tüp daha sonra kalbe ve koroner arterlere kadar çıkar. Tahmin edebileceğiniz gibi bu işlemi yapmak büyük oranda beceri, tecrübe ve bilgi birikimi gerektirir. Doktorun koroner arterlerde ne olduğuna ve damarlardaki tıkanmanın ciddiyetine bağlı olarak anjiyoplasti adı verilen bir işlem uygulaması da söz konusu olabilir. Aslında bu işlemde doktor kateterin diğer ucunda bulunan balonu şişirir. Evet, kateterin diğer ucunda bir balon bulunur ve bu balon şişirildiğinde aterosklerotik plakları kenara iterek kanın yeniden akmasını sağlar ve böylece ne olur tıkanma giderilmiş olur anjioplasti ek olarak burada gördüğünüz gibi doktor hastaya metalden veya başka bir malzemeden yapılmış sert ve a benzer bir silindir olan stent takabilir bu stent tıkanıklığın giderilmesi için koroner arterde bırakılır bu işleme perkütan koroner girişim ya da pkg adı verilir dediğimiz gibi burada ya yalnızca anjiyoplasti uygulanır yani doktor diğer ucunda balon bulunan bir kateteri kullanarak tıkalı damarı balon aracılığıyla açar ya da balon tekniğinden sonra kalbe stent takılır ve bu stent uzun süreliğine orada kalır uzun süre derken aslında stent yaşam süresi boyunca hastanın damarında kalır müdahaleler açısından bakarsak uygulanan bir sonraki adım koroner bypass graft ameliyatı ya da kısaca bypasstır bu önceki işlemden tamamen farklı bir işlem. Burada aslında açık kalp ameliyatından bahsediyoruz. Biraz yer açsak iyi olacak çünkü bu oldukça önemli bir konu. Buraya birkaç tane daha koroner arter çizelim. Bunları çizmenin sebebi ise koroner bypass graft ameliyatının ya da kısa adıyla CABG'nin sadece kritik durumdaki koroner arter hastalarına uygulanması. Kritik derken en az 3 koroner arterde ciddi anlamda plak birikimi görülmesini kastediyorum. Bu da 3 damar hastalığı olarak adlandırılır. 3 damar hastalığı görülen kişilerde koroner arter aracılığıyla burada gördüğümüz kalbin daha aşağı kısmına oksijen aktarımı oldukça güçleşir. Çünkü arada bulunan bu tıkanıklık bunun gerçekleşmesini engeller. Buradaki iki plak için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Böyle bir durumda kalbin büyük bir bölümünde hatta bu damarın beslendiği bu kısmın tamamında aslında bu damar daha büyük bir alanı besliyor ancak ben çizmedim. İşte burada gördüğümüz bu kısmın tamamına oksijen gelmez. Bunun için de bir şeyler yapmak gerekir çünkü bu oldukça ciddi bir durum. Peki koroner arter bypass ameliyatı nasıl gerçekleşir? Adından da anlaşılabileceği üzere bypass işleminde bir tür bypass yapılır yani vücudun başka bir kısmından damarlar alınarak aterosklerotik plakları bypass etmek için, onları atlatıp geçmek için bu damarlar, bu alınan damarlar kullanılır. Bunun nasıl olduğunu göstermek için çizsem iyi olacak. Yani burada oluşan plağın önüne bir damar yerleştirilebilir ve böylece kan akışı plağın etrafından dolaşılarak yeniden sağlanır. Tabii ki bu damarın plaktan sonraki diğer tarafta da devam etmesi gerekir. Bu sayede daha önce gösterdiğim hasar gören ve oksijen yetersizliğinin görüldüğü alanda yeniden kan dolaşımı sağlanabilir. Bu işlem tıkalı haldeki tüm damarlar için uygulanır. Bunu elbette ameliyathanede gerçekleştirmek gerekir ama ben o, o şekliyle çizmedim. Ancak bypass işlemi genel hatlarıyla işte bu şekilde görünür. Merak edenler için şunu da ekleyelim. Damarlar genellikle üç farklı yerden alınır. Bunlardan ilki kaburganın içinden alınan damarlardır. Yani şu an çizdiğim damar bypass e, graftinde yaygın olarak kullanılan kaburganın içinden. Dikkatinizi çekerim dışından değil içinden alınan damardır. Bu da internal mammaryal arter olarak adlandırılır ve her iki tarafta da bir tane bulunur. Koldan da damar alınabilir. Bunun için radial arter kullanılabilir. Ayrıca bacağın içinde ve uylukta bulunan safen damarı da kullanılabilir. Tekrar etmek gerekirse koroner arter bypass grefti işleminin amacı kan dolaşımını plakların etrafından geçirmektir. Bu sayede kalp kasının ihtiyaç duyduğu kan bu bölgeye ulaşabilir. Bu da aslında oldukça havalı bir ameliyat, değil mi? Çok karmaşık ve zor göründüğünün farkındayım ancak oldukça işe yarayan bir ameliyat. İlk kez bu prosedürleri ve adımları incelediğim zamanı hatırlıyorum da o zaman da bu ameliyata giren doktorların yeteneğine ve soğukkanlılığına hayran kalmıştım. Ancak ameliyata giren her doktor için geçerli olduğu üzere bypass ameliyatını yapan doktorlar da son derece iyi eğitim aldıklarından bu tür ameliyatlarda komplikasyon görülme olasılığı düşüktür.